değil fırsat eldeyken sarmadık ya. Sarmadık yar yoyu, beni öldürme. Yüzüme dokundu yazmanın alı vah, vah. Güzel edeceksin bu kadar mı? İşte görünüyor dünyanın halı. Güzelleyeceksin bu kadar malı. İşte görünüyor dünyanın halı. Ya Mesut. Mesut Aksu. Evet, merkezde bağlama ve kaval. Etrafında dizeler. Karşısında jüri ve seyirci. Güzel kardeşim kapattı gözünü, havalandırdı Zaralı Halil'den bu güzel türküyü. İsmail Altunsaray. Mesut hala açılamadın ya. Yani bir rahatlayamadın aslında. Yani ben aslında ne zaman rahatlayacaksın diye bekliyorum açıkçası. Gene bir şeylik var yani. Bir mahcubiyet. Bir mahcubiyet var. Bir temkinli davranıyorsun. Aslında bıraksan kendini bence çok güzel olacak biliyor musun? Her şey o rahat olamamaktan kaynaklanıyor aslında. Yani anlatmak istiyorum aslında. Derdimi anlatmak istiyorum ama bilmiyorum anlatabiliyor muyum ama. Ben anlıyorum hocam. Anlıyor musun? Eyvallah. Yani onun dışında güzel. Ruhun güzel. Sesin kalitesi çok güzel. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler İsmail. Yok kardeşim, var ol. Aysun hocam. Canım benim. Çok, bir kere çok beyefendisin. Teşekkür ederim. Evet. Böyle bazen karşılaşıyoruz dışarıda. O saygın, sevgin. Çok canım benim. Evet, tam gerçekten. Anadolu. Böyle toprak. Sesinde de o toprak kokusu var. Tam türkü sessin. Ama şey yani böyle bir tereddütlü ve bir o bir güvenle arkadaşların mesela bazıları işte
çıktı, okudular. Ve diyor ki ben buradayım. Yani hiç meydan okuyor ya. Sen de onu bir türlü göremedik biz. Evet. Sen de bir meydan oku artık. Bence kendine güven. Hmm. Çünkü evet, şey evet, var evet. Yani... Sen, evet, bu çok önemli. Bak gerçekten bunu alkışlayacağım. Çünkü sende bu potansiyel var. Evet. Teşekkürler Aysun Hocam. Canım seni seviyoruz. Çok kıymetli. Hayatın bir sahne olmalı Mesut, bunu unutma. Bunun dışında bütün hayatını sahne yaparsan bu iş gelişir. Yoksa güzel. Yani, adım adım güzel. Biraz zor. Belki evet. De o yüzden çekim yapılıyor aslında. Tabii tabii. Teşekkürler. Kullanacak hayatında evet. Kullanması lazım. Evet. Özhan Hocam. Bence senin bir yamaç paraşütüne ihtiyacın var. bir şeye ihtiyacın var. Yamaç paraşütü de hocam yani, baya... Bir kendini salacaksın böyle. Evet ya. İyi de yani hocam bu. Ağrı Dağı'nın oralardan bir yerden... Ağrı Dağı. Git kendini bir sal. Vallahi yani düş arada şöbe sana bir şey olmasın da. Yok. Ama arada bir şeyler arı yap. Sor. Ama bir uçacaksın Mesut. Dikkate alacağım. Şey hakim başta Ceyhun muhteşem Erzurumlu. Sıla acayip bir Sivas. Samet tam Kırşehir. Mesut hepsinden fazla Ağrı. Evet. Bu da yani bu kadar mı otantik olur? Bu kadar mı organik olur? Bu kadar mı sahici bir beyefendi olur? Çok sağ olun hocam. Evet çok sağ olun. Ya. Gönlümüz istiyor ki vallahi bak bunu çok samimi söylüyorum. Şu akort işini bir hallet. Akort işi için de bir sal. Yani yanlış yaparsan yap, ne yaparsan yap. Bir rahat ol ama. İnşallah yani bu sefer nereye kadar gider, gider mi gitmez mi onu da bilmiyorum ama bir pırlanta tanımanın burada büyük evet, memnuniyeti içindeyim. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki geldin. Çok sağ olun hocam. Farkındasın, çok seviyorlar seni. Yani, hepimiz çok seviyoruz seni. Yani daha da gururlanıyorum. Evet. Yani daha nasıl olabilir ki? Alkışlıyoruz. Mesut Aksu. Teşekkürler Mesut.